bir hayli heyecan var bizde de, en azından bizim tarafta Çözüm Park olarak. Çünkü rubrikte ilk webcast'imiz. Aslında bizim ilk webcast'imizin olması normal, çünkü sektörde de biz hani webcast planı çıktığımızda bu marketing çalışmalarına başladığımızda hep şey keyzi oldu. Abi rubrik mi falan diyorsun. Aslında marka olarak çok bilinmeyen ama acayip işler yapan bir marka. Gerçi bu webcast'in amacı aslında biraz o. Evet. Yani böyle bir ürün var. Aslında gerçekten de globalde çok güzel işler yapıyor. Ve Türkiye pazarında da gerçekten çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. En azından bizim ilk toplantımızın sonunda öyle bir potansiyel gördüğümüz için bu işe girelim dedik. Bu Evet. nedenle tabii bu işe ilk Mecit'le başladık sağ olsun. Geldi ürünü anlattı. Biz de çok beğendik. Dedik ki bunu herkese anlatalım. Sadece biz bilmeyelim. O yüzden Çözüm Park Bilişim Portalı olarak Rubrik'le de çalışmış olduk. Bu webcast'imizin konusu da Mehmet'in ve Mecit'in yardımlarıyla Rubrik üzerinde olacak. Ben sözü çok uzatmayayım çünkü gerçekten yeni bir marka. Pek çok Evet. yeni teknolojisi var. O yüzden ben webcast'in dolu dolu geçeceğini düşündüğüm için, bir de aynı zamanda Mehmet'in şu anda yurt dışında olmasından dolayı, hani Mecit burada yanımızda ama Mehmet yurt dışında olduğu için belki hani mikrofon aç ses aç kapattan da zaman kaybedebiliriz. O yüzden ben çok sözü uzatmıyorum. Mehmet'e de Mecit'e de hoş geldiniz diyorum ve sözü size Hoş bırakıyorum. bulduk. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani burada olmak güzel bir şey. Değişik de güzel de bir duygu aslında. Bir yandan heyecan var, yeni bir şey anlatacağız çünkü insanlara. Onun heyecanı da var açıkçası. Ben özellikle katılan insanlara da çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alaka gösterdiler. Gerçekten güzel bir ilgi alaka var şu anda gördüğüm kadarıyla. Onlara da teşekkürlerimi sunmuş olayım. Ben şöyle söyleyeyim, madem öyle rakamsal söyleyeyim. Son bir yılın rekor kaydını aldı arkadaşlar. Evet, Çözüm Park çok. Bilişim Portalı olarak yanılmıyorsam 650'den fazla webcast yaptık. Son bir yılı hatırladığım için söylüyorum. Son bir yılda kayıt olarak katılım göreceğiz. Bu webcast'in sonunda. Kayıt Evet. olarak en çok kayıt alan webcast oldu. Oradan zaten ben bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Ona göre sunum yapın Yok, yani. hakikaten akşam sağ olsun Hakan hocam bayağı bir yüksek katılım var deyince ben de çok sevindim. Bir yandan böyle ondan sonra heyecanlandım da çok güzel. Yani istediğimiz kitleye ulaşacağız. Zaten bunu yapmak amacımız burada. Ben ilk etapta bir kendimden bahsedeyim. Exclusive'den çok kısa 2 dakika bahsetmek istiyorum. Yani insanlar bilen var, bilmeyen var. Ben isim zaten ekranı görüyorsunuz. Mecit Gönlem 17 yıllık bir IT sektör tecrübesi olan, hakikaten mutfaktan yetişmiş diye görüyorum kendimi. İşte bugün Exclusive Networks'te 4 tane böyle Rubik gibi değerli 4 tane markanın sorumluluğunu üstlenmiş. İşte mümkün olduğu kadar bir 4 markayla aslında amacımız hem biz bir distribütör olduğumuz için bir yanda hem kanalda hem müşteri tarafında bir katma değer oluşturabilmek. Bizim zaten Exclusive Networks olarak gerçekten işin temelinde, kültüründe bu var. Yani bizim mesela merak edip girerseniz web sitemize hep böyle hani rubrik gibi genç böyle dinamik hani hakikaten pazarda, sektörde yeni bir vizyon katabilecek markaları görüyorsunuz. Buradaki temel amaç hani neden böyle markalar? Bizim mesela web sitesinde X, Y, Z böyle çok klasik Bilindik. şeyler, bilindik böyle markaları çok görmezsiniz. Hatta hiç yok gibi. Bunun temel sebebi şu, biliyorsunuz pazar aslında yeni teknolojilere her daim açık. Yani yeni teknolojiler çok şeyler sunuyorlar. Özellikle geldiğimiz noktada artık yeni şeylere ihtiyacımız var. Biz de genç böyle üreticilerle çalışıyoruz. Burada amacımız aslında bir yerde Exclusive Networks olarak bu genç üreticilerin lokalde, Türkiye'de onlar gibi olmak. Aslında biz aslında bir yer üreticiyiz. Onları Dolayısıyla temsil ediyorsun. aynen onları temsil ediyoruz. Bu Ve üreticilerin genellikle Türkiye ofisi olmuyor, değil mi? evet, yani biz de hep genç olanlar da var tabii. Ama şunu söyleyeyim, bizim ön ayak olduğumuz, Türkiye'ye getirdiğimiz markaların daha sonra Türkiye ofisine döndüğünü görüyoruz. Mesela ben ilk başladığımda böyle birkaç tane marka vardı mesela. Exclusive'in böyle bir rolü var Güzel. açıkçası. Dolayısıyla Katma değerli distribütör dediğimiz aynen kavram ağzından aldın aslında. hocam. Katma değer burada hem bayilerimiz, iş ortaklarımız tarafında onlara daha böyle geniş bir pazar açabilmek, hem anahtar klişe yani ya da klasik diyelim üreticilerden ziyade böyle genç ve dinamik vizyon sahibi üreticilerle onlara müşterilerde anahtar kilit rol oynayalım, pazarı büyütelim, onların da pazarını büyütelim şeklinde böyle bir ağımız var. Hem
bunu yaparken lokalde ciddi anlamda teknik desteğimiz, işte bugün burada olmamızı sağlayan arkadaşlarıma da teşekkür edeyim, marketing birimiz ve hep beraber böyle güzel, dinamik bir ekip var. Bizim katma değer ürettiğimiz yer burası zaten. Çünkü pazar zaten çok domine. Biz bayilerimize nasıl daha fazla kanal açabiliriz, nasıl daha hazırlık yapabiliriz? Çok da uzatmayayım, Mehmet'e vereceğim sözü. Ondan sonra tek müşteri tarafında da, müşterimize de, bugün katılanlar arasında mutlaka bizim müşterimiz vardır. Onlara da bu yeni teknolojilerle nasıl fayda getirebiliriz? Nasıl katma değer üretebiliriz? Yaptıkları işi nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl verimli katabiliriz? Bugün Rubik'te aslında amacımız yedekleme, kurtarma tarafında vizyonel bir... Konumuz yedekleme, kurtarma aslında. Aynen, bunu bahsetmek. Ben daha da fazla sözü uzatmadan Mehmet'e bırakayım sunumu icra etmesi için. Mehmet? Teşekkürler Mecit. Herkese günaydın. Öncelikle Hakan Bey'e Çözüm Park'ta da bize bu fırsat verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Ben Mehmet Gönüllü. Dubai'de yaşıyorum şu an. Oradan katılıyorum. Rubrik'te ön satış uzmanı olarak, bölgesel ön satış uzmanı olarak çalışıyorum. Mecit'in bahsettiği gibi bizim bugün amacımız sizlere yeni nesil data management platformu anlatmak. Tabii ki Mecit sağ olsun bana yardımcı olacak. Bazı şey teknik yerlerde destek alacağım senden. Tabii abi. Bir de her daha iyi biliyorsun gerçi ama elimizden geldiği kadar. Tabii ki. Genelde ben bir şey hoşuma gitti. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Genelde daha önce yaptığım web testlerde böyle canlı olmuyordu. Biraz biliyorsun öyle sanki kendi kendime anlatıyorum gibi ama Çözüm Park platformu sağ olsunlar yani öyle Hakan Bey de katkısı var bu işte. Daha güzel bir hale geldi düşünüyorum. Katılımcılara teşekkür etmek istiyorum zaman ayırdığınız için. İsterseniz şimdi başlayabiliriz slaytlardan. Evet abi. Sunumu biz yönetiyoruz. Sen tamam. Bize söyleyebilirsin, devam edebiliriz diye. Tabii ki. Şimdi Rubrik kimdir biliyorum. Rubrik'te Türkiye'de fazla belki tanımadığı bir isim. Şirket zaten 5 yıllık bir şirket. Amerika'da, San Francisco'da merkezli bir şirket. Bu 4 beyefendiler kurdular bu şirketi. Bipul bizim CEO. O daha önce Nutanix'te yatırımcı olarak başlamıştı. Daha önce de Oracle'da da çalıştı. Nitro bizim CTO. Nitro şeyden gelmiş. Oracle Exadata ve Oracle Cluster'dan gelmiş. Yani çözümün mimarısı diyebiliriz. AJ, Arvind AJ Google'den gelmiş. Arvind orada 20 mühendisle birlikte Distinguished Engineer yani bunlar olağanüstü bir projeler çalışmışlar. Hatta kendisi şey yapmış, Google'de arama motorunda büyük bir katkısı olmuştu. Daha önce Riverbed'de çalışmış. Soham, o da Google'den, Facebook'tan gelen bir arkadaş. O da bir çözüm mimarı Rubrik'te. Bu dört arkadaşlar şirketi kurdular. Şunu görebilirsiniz, bu dört arkadaşların herhangisi şeyden gelmiyor, başka bir backup firmasından gelmiyor. Onun sebebi şu, doğal olarak şimdi birisi başka bir firmadan çıksaydı ne yapacaktı? Orada aynı teknolojiyi alıp onu biraz geliştirecek ama konsept aynı kalacaktı. O yüzden bu dört arkadaşlar bir ihtiyaç gördüler data management platformunda. Ondan dolayı şirketi kurdular ve Rubrik başladılar. Devam edebiliriz. Tabii ki Rubrik farklı bir şey yaptığı için dikkat çekti. Ve biliyorsunuz Amerika'da Silikon Vadisi'nde yatırımcılar öyle çok kolay bir şekilde dikkatlerini çekmek zor bir iştir. Ama bu dört arkadaşlar sunum yaptılar. Ve görüyorsunuz burada en büyük rakipler yatırımcı oldular. Yani Symantec eski CEO'su, Data Domain eski CEO'su, Veritas'ın kurucu CEO'su. Yani onları görüp bu teknolojiye inandılar ve yatırım yaptılar. Birkaç ay önce Cisco'nun eski CEO'su John Chambers, o da yatırımcı olmuş ve bizim yöneticilerin arasında katıldı.
Bunu niye gösteriyoruz? Yani şirket yeni olmasına rağmen ama bu büyük isimler inandılar ve yatırımcı oldular. Devam edebiliriz. Şimdi data management dediğimiz zaman yani sadece biz burada tabii ki yedeklemeden bahsetmiyoruz. Tabii ki yedekleme bir kısmı, onu da yani ondan da bahsedeceğiz. Ama genelde birçok yerde her müşteri gittiğimiz zaman da tabii ki yani çözüm orada çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ben şu benzetmeye yapıyorum. Eğer bir uzun hastalığı varsa zamanla biz alışıyoruz. Yani bir acı varsa o acıyla alışıyoruz. Artık o acıyı unutuyoruz. Ondan dolayı biz müşteriye gittiğimiz zaman bu sıkıntılardan bahsediyoruz. Yani mesela orada yedekleme ne kadar zaman alıyor? Eğer bir problem olursa ne kadar hızlı dönebilirim? Ya da mesela kaç tane yedekleme yazılım var orada? Misal veriyoruz burada. Tabii ki fiyat konusunda, hani tasarruf konusunda tasarruf sağlayabiliyor mu oradaki çözüm? Ne kadar onu kolay bir şekilde yönetebiliyoruz vesaire. Mecit orada bir şey eklemek belki istersin sanıyorum. Evet yani aslında günümüzde şu anda hani en başta konuştuğumuz gibi hani bu adamlar anlatmışlar, inandırmışlar. Aslında bütün mesele bizim sektörde yaşadığımız klasik yaklaşımdan kaynaklanıyor. Buradaki bütün mesele, hani buradaki belki birkaçını, belki hepsini yaşayan insanlar var aramızda ya da kurumlarda bu tip sıkıntılar yaşananlar var. Bizim burada yaptığımız şey de hani bunları rubrik nasıl çözeceğiz, çözüyoruz. Hakikaten hepsine rubrik dokunuyor bir şekilde. Bundan dolayı zaten yeni bir yaklaşım. Aslında bizim merak ettiğimiz şey de bu. Günün sonunda evet. Katılımcılarımız, özellikle çözüm fark kitlesi bir hayret teknik kapasitesi yüksek arkadaşlar evet. Oluşuyor ve bu webcast'e bence böyle ilginin olmasının anlat nedeni de şu. Ya iyi kötü rakipleri herkes biliyor. Aynen. Kullanıyor. Ve bugün bunları yaşamayan, ya ben bir banka organizasyonunda çalışıyorum. Orada bile niye diyorum? Para var, huzur var modeli ya bizim sektörde. Evet. Para var, huzur var. Soruna para atmak denilen bir tabir var. Yavaş mı işte? İki SSD daha, üç tane flash at, para atıyorsun. Bu öyle bir şey değil. Yani çünkü işte appliance'ları yanlış alırsan hadi bunları gönder, yerisi gelsin, backup'ları evet. Bir daha al, indeksler bir daha alırsın. Ben bunları yaşadım. Evet. Yani sizing'i yanlış yapılmış appliance'larla backup almaya çalıştım ve hani biraz önce saydığımız belki endüstri standart olan çok büyük markalarla. Evet. O yüzden bence bu kısımlarda hemfikiriz. Önemli olan rubrik ne yapıyor? Hani, geliyoruz zaten. Okay. Yani şu anda geldiğimiz noktada oraya doğru gidiyoruz. Sonraki slide'a geçebiliriz. Örnek çok güzeldi bence. Bir acı hissediyoruz. Evet. Ona alışıyoruz. Aynen öyle. Yani bu güvenlikte de öyle, backup'ta da öyle. Yani belki kulağımızı şöyle tutuyoruz. Ama gidiyorsun, diyorsun ki müşteriye abi kulağını böyle tutuyorsun. Evet ama 3 yıldır öyle tutuyorum. Artık alışmış. Güzel mi? Aynen. Evet, aynen öyle. Rubrik ne yapıyor? Evet. Tabii ki. Şimdi yedeklemeden bahsedeceğim şu an. Tabii ki biz bir yedekleme sistemi ya da platformu oluşturmak için ne lazım bize? Yazılım tarafı lazım bize. Artı onun donanım tarafı lazım. Donanım tarafı söylediğimiz zaman işte tabii ki backup sunucu, backup server, backup proxy, replikasyon, o yedekleme yazılımı bir kataloğu var. O katalog da var. O bir database'den oluşturuyoruz zaten. Evet. Orada backup storage var. Bu yedeklemeleri nerede saklayacağım? Deduplication vesaire, tape, bütün o operasyonlar. Ben bu şey geçebiliriz isterseniz böyle slide'ın sonuna doğru ben anlatayım. Ben bu mimarisine baktığım zaman birçok problem görebiliyorum. Tabii ki öncelikle bu yeni nesil teknolojilerle uyuşmuyor. Nasıl? Yani mesela herkes şimdi buluta geçmek istiyor. Tabii ki bazı yerlerde olmuyor şey regülasyon. Yani, sıcak bakmıyorlar ama günün sonunda ben bulut dediğim zaman da sadece Amazon ya da Azure değil. Yani bizim kendi bulutumuzu da yapabiliyoruz. Otomasyonel şey bir büyük sıkıntı var. Şu an dünyada DevOps yani otomasyon çok yaygın bir teknoloji. Eski teknolojilerle bunu yapamıyoruz. Ve tabii ki güvenlik, security. Aynı zamanda ben bu mimarisine baktığım zaman birçok sıkıntı görebiliyorum. Birincisi ben orada yazılım tarafı var, donanım tarafı var, ayrı ayrı yönetiyorum. İkincisi de orada herhangi bir problem olursa, diyelim ki mesela donanım tarafında bir problem olduğu zaman artık işlemler duracak. Çünkü ben orada ne yedekleme yapabiliyorum, ne restore yapabiliyorum.
Storage evet. tarafında aynı şekilde. Bir de lisans tarafında. Bir de dediğim gibi orada buluta hazır değil. O çünkü eski jenerasyon bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani 20 yıl, 25 yıl hatta bazıları 30 yıl önce yazılmış bir çözüm yazılım olarak. Tabii ki bunları buluta entegrasyon yapmak biraz zor. Otomasyon yok çünkü API vesaire açık değil ve güvenlik olarak. Sonrakisine geçebiliriz. Ben de burada bir şey ekledim. Aslında şunu görüyor müşterilerde daha çok. Bütünleşik teknolojileri olmadığı için ve zaman içerisinde yatırım yaptıkları için, örneğin yazılım bir marka, donanım storage oluyor, atıyorum QLAN gibi bir NAS oluyor. Arada replikasyon için başka bir yazılım, disaster için başka bir yazılım, tape library X bir marka, storage Y bir marka. Evet. Hadi bir de cloud'a alalım diyorlar, işte Amazon, Azure neyse, arada bilmem ne third partisi. Bir bakıyorsun bunların hepsi var müşteride. Yani yazılımda var, donanımda var, proxy'de evet. var, appliance'de var, bulutta var ama yani 6-7 katmandan oluşuyor ve yönetmesi zor. Lisanslaması zor, bakımı zor, birinin işte donanım bakım paketi bitiyor, evet, onu yeniliyor. Yani gerçekten bu günümüzde geleceğiz yaşadığımız konulardan biri. İşaret ettim. Ne yaptın ya? Hepsini bir kümeye aldın. Evet, hepsini toparladım. Çok güzel anlattınız. Rubrik'in mantığı şu, oradaki az önce gördüğümüz mimarı daha basit bir hale getirmek. Yani ben orada, biz onu production'da gördük. Yani hyper-converged teknoloji gördük. Orada three tier diyorlardı. Yani orada storage ayrıydı, network ayrıydı ve compute tarafı yani CPU vesaire ayrıydı. Ne yaptılar orada? Onları üçü aldılar, bir yazılım tarafından yönetmeye başladılar. Biz de aynı fikri yedeklemeye getirdik. Yani orada Rubrik aslında bir yazılım şirketi. Biz donanım şirketi değiliz. Tabii ki bizim appliance'ımız var. Bahsedeceğiz birazdan. Ama ana fikir bütün bunları yazılım, tek bir yazılım panelden ya her şeyi yönetmek. Her şeyi yönetmek. Tabii ki onun faydasını o buluta hazır. Yani mesela dedim misal veriyorum. Bugün mesela ben Azure ya da AWS'e hazır değilim. Olarak, compliance olarak yani ben çıkmıyorum. Ama belki 2 sene sonra, 3 sene sonra ben oraya gidebilirim. Ama benim çözümüm bugünden hazır. Otomasyon. Ya ben bugün bütün dünyada bunu görüyoruz. Biraz teknik olabilir ama şimdi pazar lideri üreticilerden biri yeni bir update ile blob storage'ı arşivleme yaptığını söyledi. Aslında bu güzel bir şey ama bu tabii pazarda biraz yanlış anlaşıldı. Direkt blob storage'ı backup alamıyor. Backup'ını alıyor, tiering yapıyor. Hatta bu konuda bizim arkadaşlar bir makale yazıyor şimdi. Şimdi buradaki oklar da benzer bir şey mi? Yani arşivi üzerinize alıyorsunuz, yediği. Ondan sonra evet. tiering olarak mı buluta atıyorsunuz? Yoksa direkt atıyorum, örnek veriyorum, Azure Blob Storage'a backup yazabiliyor musunuz? Evet. Çok mu teknik oldu? Yok, çok teknik değil aslında. Tamam. Biz burada aslında iki türlü, bir ilerleyen slaytlarda muhtemelen hani onları göreceğiz zaten. Dediğim gibi önce lokalde bir backup alıyoruz. Lokalde oturuyor. Belli bir süreden sonra da hani retention kendimize tutan süreye diyoruz zaten, biliyorsun. Belli bir süreden sonra da tabii ki lokal kaynakların dışında atıyorum 30 gün sonra, 60 gün sonra arşiv olarak buluta uzatabiliyoruz. Ama Rubrik o tarafta da kendine has yazılım kodlarını çalıştırabilmiş API'lerle. Biz bulutta da bulunan instance'ların backup'ını alabiliyoruz. Onlar zaten slide'de tamam. ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ya bu kısmı önemli çünkü... Tiering kısmı var, artıları da var. Okay. Tamam, devam edebiliriz. Şunu genelde anlatıyoruz. Yani Rubrik diyorlar, sizin appliance'ınız var ama biz donanım şirketi değiliz. Dediğim gibi yani sadece o kutuyu düşünmemek lazım. Neden? Biz bütün oradaki altyapı aldığımız 2U yani 2U 4 nod içinde sığdırdık ama orada ZK donanım tarafında değil. ZK aslında yazılım tarafında. Nasıl yaptık? Masterless cluster. Biliyorsunuz ben orada eğer bir cluster yapacağım zaman bir master var, bir slave var. Biz bu şeyi değiştirdik. Masterless yaptık. Yani orada bir node fail ettiği zaman sistem durmuyor. Orada high availability var. Yani bir problem oluşturduğu zaman sistem devam edecek. Self-healing architecture. Yani bu sistem herhangi bir problem olduğu zaman da bir misal vereceğim. Bir hard disk
fail oldu. Ben o hard diski değiştirdiğim zaman orada bir komut yazmam gerek yok. Sistem kendi kendinden anlayacak. Ben orada hard disk değiştirdim ve işlem devam edecek. Hatta ve hatta orada bir not gitse bile ben onun yerine yeni bir not yerleştirdiğim zaman hiçbir şey yapmam gerek yok. Sistem kendi kendinden anlıyor. Cloud scalability. Cloud scalability burada sadece bunu düşünmeyelim. Şöyle düşünelim. Eskiden mesela benim yedeklemede bir storage var. O storage diyelim ki 20 terabayt. O 20 terabayt dolacağı zaman şöyle yapıyorduk ya da yeni bir tane alıyorduk diyelim ki 40 terabayt. Ama ne yapmamız lazım o zaman? Eski datayı taşımamız lazım yeni sisteme. Tabii ki orada bir uzun bir proje olması lazım. Yedekleme bir ara duracak vesaire. Ya da onun yanında 20 terabayt bir storage yerleştireceğim. O zaman tamam 40 terabayt var. O scale up diyorlar buna. 40 terabayt oldu ama orada yeni bir storage girdi. Yani ben orada daha kompleks bir hale getirdim. O yüzden rubrikte scale out diyoruz. Yani benim storage ihtiyaç olduğu zaman sadece not ekleyip isterseniz sonraki slide'a geçebiliriz. Belki ondan... Ben bir şeyler eklemek istiyorum. Mehmet'in söylediklerine. Ben de bir şey sormak istiyorum. Eyvallah, tabii ki. Klasik donanımı kim üretiyor? Supermicro şu an üretiyor. Ama bizim burada işte söylemek istediğim bir tane şeylerden bir tanesi buydu. Bizim hani Allianz halinde olduğumuz üreticiler var yine. Hı hı. Yani onların donanımı da kullanılabilir. Burada sadece Ruby'ye bağlı değiliz. İkinci sorun da oydu. Yani o appliance dışında ben yazılım olarak alıp... Aynen kullanma şansınız var. Software olarak kurabiliyorum. Aynen, kurabiliyorsunuz. İkincisi burada close scale. Yani Ruby belki arada söylemiş olabiliriz. Close scale, scale out büyüyebilen bir sistem. Yani Mehmet onu izah etmeye çalıştı sağ olsun. Orada hani bir tane aldınız, kurdunuz, onun bir kapasitesi var. NAS'lı bir gün baktınız mimariler, evet. Yani yedekleme yazılımı, arkada bir disk to disk var ya da NAS ya da SN storage var. Çünkü onun bir kapasitesi var. Bu kapasite bittikten sonra başka bir şey de almanız gerekiyor. Bu hem yapıyı kompleks hale getiriyor, hem de yönetilebilirliği zorlaştırıyor, hem de hani verinin dağılımı sebebiyle performans gibi bazı sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Rubrik scale-out bir mimari olduğu için bugün en az 3 nokta başlayabiliyorsunuz. 4-5 sınırsız bir mimari. Close scale biliyorsunuz zaten çok günümüz tarihine uygun bir şey. Evet. Sınırsız büyüyebilen bir yapı. Bu ne demek? Lineer olarak kapasitenin, performansın ve availability'nin arttığı bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla bugün geleneksel mimaride single point failure dediğimiz mimari Rubik'te yok. Dolayısıyla anladım. Her an yönetilebilir. Ya cloud'daki gibi aslında. Yani evet. Esnek parayı attık. Aynen. Diyor. Parayı attık. Aynen. Genişliyor. Ama tabii bunun için bir para yatırmamız gerekiyor. Tabii. Orada makul seviyelerde yani Rubik böyle anlattığında bu çok böyle... Yok daha para konuşmadık. Hep kesin sonunda pazarlanmış. Her şeyin makul. Master'ımız da hakikaten 4 not. Yani biz paralel backup alabiliyoruz. Sonraki slayda geçeriz isterseniz. Ondan daha iyi anlatabiliriz bunu. Tamam. Geçtik tamam. Abi. İleride anlatıyoruz. Tamam Mehmet Hocam. İşte Mecit'in bahsettiği şu. Orada görüyorsunuz o appliance'ın ön tarafı ve arka tarafında. Evet. Orada 4 not görüyoruz. Anlattığımız şu, masterless cluster dediğimiz zaman yani bu 4 nod ayrı ayrı çalışıyorlar ama aynı zamanda bir cluster oluşturuyorlar. Ne demek oluyor? Genelde mesela klasik bir mimarında benim sunucum var, proxy var vesaire, storage var. Burada ben bir tane nod kaybedersem ben orada bir fonksiyon kaybetmedim. Çünkü orada o cluster bir bütünlüğüyle çalışıyor. Bir nod kaybettiğim zaman yedekleme devam ediyor, restore operasyonları devam ediyor. İkinci not kaybettiğim zaman da tabii ki yedekleme duracak ama orada data safe olacak. Yani muhafaza edilecek. O yüzden biz... Biliyor musun burada? Evet. Yani iki not gitse ben restore yapabiliyor muyum? Tabii ki. Hatta ben biraz belki olacak. Geçen hafta Kuveyt'teydim. Bir müşteri daha fazlasını yapmak istedi. Ben tavsiye etmedim ama yine yaptı. Üçüncü notta da çıkardı. Yine çalıştı sistem. Böyle söyleyebiliriz. Ya bu tabii demin de bahsettik. Scale bir mimari olduğu için hani availability artıyor sistemi. Aslında yani kapasitesi küçülüyor ama çalışmaya devam ediyor. Up and running kalıyor ama kapasitesi ve feature setleri bir de şöyle bir şey var hocam. Büyüdükçe biz hani mesela bir not diyoruz ya sistemde atıyorum 4'te 1 oranında bir şey var. Yani iki katına bir not daha koydunuz. 4'te 1 ne oluyor? 4'te 1 20 nod olsa mesela, evet. 5 tane nod gitse aynı anda sistem çalışma devam ediyor. Yani büyüdükçe sistem erimiz artıyor. Anladım. Böyle bir yöntem var. RAID gibi çalışıyor. Son olarak şunu anlatmak istiyorum.
Burada bir yani gerçek bir müşteriden gelen bir resim ortadaki. Sağ tarafta görüyorsunuz orada 120 terabyte raw capacity vardı. Biz onu 2 yıl sadece o beyaz olan bizim rubric appliance'ımız değiştirdik. Orada aynı kapasite 120 terabyte raw capacity ile yedekleme sistemini tamamen değiştirdik orada. Sadece kabinin, örnek veriyorum. Kabinin içeriğini 2 yıl'ya mı sığdırdınız? Evet. Tekirleşme sıkıştırma zaten içinde built-in geliyor sistemin. Sağdaki kabin tamamen storage değil mi? Doğru görüyorum. Evet. İyi, iddialı. Hangi ülkede? Bu burada, Dubai'de. Dubai'de, okey. Tamam. Gidip göresim vardı da. Olur hocam tabii. Yok yok, hani Türkiye'deyse diyecektim. Yok, müşteri zaten açık, buna açık bu arada. Okey. Bunu hepsini açalım. Öyle anlatmak daha iyi tamam. olur. Tamam. Şimdi bizim çözümümüz nasıl çalışır? Tabii ki çözümümüz çok basit olduğu için biz sadece o rack 2 yuyla gördüğünüz gibi orada mont ediyoruz. Ondan sonra sisteme bağlanıyoruz ve yedekleme hazır oluruz. Tabii ki biz de destekliyoruz. Tabii ki bütün uygulamaları destekliyoruz. Virtualization olarak VMware, Hyper-V, Nutanix, AHV, fiziksel olarak Windows, Linux, Unix vesaire. Uygulamalar olarak SQL, Oracle, MongoDB vesaire. Tabii ki hepsini kapsıyoruz. Bizde backup job yok. Yani biliyorsunuz herhangi bir yedekleme yazılımda backup policy ya da backup job var. Orada ben güzel bir örnek veriyorum genelde. Şimdi o backup job diyelim ki ben şöyle ayarlıyorum. Her gün saat 7'de yedekleme başlasın. Tabii ki o bir komut. Yani o komut saat 7'de çalışacak. Ama orada acaba ortam müsait mi saat 7'de? Yani saat 7'de storage tarafında herhangi bir latency var mı? CPU'da herhangi bir yüksek şey oran var mı? Network'ta herhangi bir sıkıntı var mı? Onu görmüyor. Ben sürekli şu misal veriyorum. Her gün sabah ben saat 6'da bir alarmım var. O çalıyor. O alarm ama bilmiyor. Belki ben hastayım. Belki bugün ben işe gitmeyeceğim. Tabii ki orada backup job eski bir yöntem olduğu için saat 7'de backup başlasın. Ama belki ortam hazır değil. Belki yedekleme çalıştığı zaman da performansı yani etkilenecek. O zaman onu stop etmek zorunda kalıyoruz ve tabii ki orada backup fail vesaire e-mailler gelmeye başlayacak. O yüzden rubrik o mantığı tamamen değiştirdi. SLA policy diyoruz. SLA policy ne demek? Şöyle demek. Ya biz de yedekleme niye alıyoruz? Yedekleme tabii ki geri dönmek için. Şimdi yani bizim politikacımız şöyle diyoruz. Biz her gün diyelim ki 4 tane yedekleme istiyoruz. Şunu şu kadar bırakacağız. Ondan sonra arşivlemek için mesela ben onu UTP göndereceğim ya da başka bir storage göndereceğim ya da buluta göndereceğim. Artı benim replikasyonum olacak. Ben onu da istiyorum. Rubrik dediğim gibi o kadar basit bir şekilde bu verileri veriyorum. Ben şunu istiyorum diyorum. Rubrik sonra kendisi yani o orada bir engine var. Bir nasıl söylerler buna? Bir algoritm var. O algoritm şey seçiyor. Yedekleme için en uygun zamanı seçiyor bana. O yüzden rubrikte mesela ben bir rapor açtığım zaman şöyle görüyorum. Yedekleme tam saat 7'de başlamamış. Saat 7.05'te başlamış mesela. Ama günün sonunda ben dedim ki rubriye şöyle söyledim. Ben günde 4 kopya istiyorum. Evet. Dört kopyadan sonra Mehmet abi gitti. Dört kopya. Evet. Burada Mehmet'in ben devam ettiğim o zaman. Dört kopya. Yani burada aslında mantığımız şu. Bu arada çok değişik bir şey. Evet. Yani backup job olmaması artık. Enteresan bir şey. Aynen. Mehmet abi geldi. RPO değerlerimiz biliriz mesela. Evet. Herkes bilir. İşte RPO, Replication, Retention. Öğrendik. Bilmiyorduk ama öğrendik. Aynen. Yani. Bunları aslında tanımlıyorsunuz. Siz çünkü Rubik'ten diyorsunuz ben senden bir backup hizmeti alıyorum kardeşim. Evet.
Ben seni bu şekilde programlıyorum. Sen bana bu hizmeti sağla. Aslında bayağı cloud-based bir sistem. Aynen. Çünkü biz genellikle RPO, RPO'ya göre plan yapıyoruz. Tabii her müşteri de olmuyor. Yani COBI segmentindeki müşteride bu kavramlar biraz uzak ama enterprise segmente gittiğinde aslında adam ürünü ona göre karar veriyor. Çünkü ona göre yatırım yapıyor. Yani işte kaç para bu değil. Sen ne istiyorsun? Aynen. Atıyorum 15 dakikada bir replika. Tamam, ay ha şu kadar para var. Aa pahalıymış. O zaman 30 dakikada bir olsun. Veya işte 3-2-1 kuralı gibi. Veya işte offsite olsun ama bir tape olsun, bir işte atıyorum cloud olsun. Her ay full alsın. Ha bir bakıyorsun. Koyduğun appliance'lar birinci gün çok güzel çalışıyor. Evet. 30. gün çok güzel çalışıyor. 31. gün yaşadığım için biliyorum. Evet. Patlıyor. Niye? Çünkü hem full backup hafta sonuna yetmiyor. Aa, biz yanlış yapmışız gibi. O yüzden evet, bunları retention bazlı, artıyor artıyor bazlı SLA'ya çevirmek güzel bir fikir. Sadece yine şey görmek gerekiyor. Yani aklımda şöyle bir şey var. Bizim şimdi genel olarak sistemlerimize çok hakim değiliz. Yani çok iyi monitörün yapmıyoruz. Çok koca koca firmalarda. Yani bana case geldiği için biliyorum. Evet. Bir kesinti var. Database gitmiş. Ya soruyorsun niye? Ya abi bizim işte fiziksel modda disk gitmiş falan. Hani basit monitörün yapmıyoruz. Yani bunu her kurum için demiyorum. Şimdi böyle bir platformda Rubrik hiç backup almayabilir mi acaba? Hani şeye dönüyor bu. İşte hyperconverge istiyorlar. Ben hep diyorum ki abi hyperconverge istiyorsun ama senin geneleksel bir IT yapın varsa, hani standart compute'un ayrı, storage'un ayrı, compute'un birden büyüyorsa, storage'un sabitse vesaire. Bunu sen hyperconverge'e koyduğunda rahatsız olacağın gibi böyle aslında bozuk bir yapıda Rubrik koyduğumuzda Rubrik kafayı yiyebilir mi yapay zekası? Harika bir soru aslında sordun. İlerleyen slaytlarda bu sorunun aslında Rubrik diyoruz da geleceğin belirleme çözümü diye aslında sen oraya bir işaret koydun. Koyarım abi. Benim olayım. Çok güzel bir örnekle geldi. İlerleyen slaytta bizim zaten yapmaya çalıştığımız Rubrik tamamen bu entegrasyonu ve algıyı da oluşturma. Yani algı derken dışarıdaki dağılmış veriden analizlerle ne oluyor oradayı da? Şey gibi, ya bir bakıyorum backup almamış. Lan niye almadın? Herif diyor ki arkadaş senin network'te böyle bir utilizasyon var. Ha ulan benim network utilizasyonu var. Aynen. Bunu hatta bulut platformunda birazdan bahsedeceğiz mesela. Oraya geleceğiz. Peki. Evet, bahsedeceğim. Mehmet abi geçelim mi bu slide'da mısın? Burada yok. Biraz kalalım burada. Biraz kalalım, hızlıca anlatayım ben. Tabii. Tabii ki biz yedeklemeyi niye alıyoruz? Tabii ki restore etmek için. Bu çok önemli. Rubrik şunu sağlıyor. Hızlı bir şekilde geri dönmek. Yani biz live mount ya da instant recovery dediğimiz zaman. Bu kelimeyi biliyorum. Yeni bir teknoloji değil. Instant recovery yeni bir konsept değil. Ama farkı şu. Yine o birinci slide'a dönmek istiyorum öyle burada. Şöyle orada gördüğünüz gibi. Orada ben yazılım tarafında ne kadar güçlü olsa bile burada bir storage var. O storage kaç ay ops verecek bana? Yani bir yedekleme storage kaç ay ops verebilir? Bir limiti mesela var. Mesela evet. 500 ay ops, 1000 ay ops. Şimdi geri dönelim öyle o slide'a. Peki Rubrik kaç ay ops veriyor? Bir kutu, bir appliance 30.000 ay ops veriyor. Çünkü kutunun içinde hem SATA disk var hem flash disk var. SSD var. 30.000. Ondan dolayı biz instant recovery dediğimiz zaman hakikaten instant recovery. Yani bir kutuda 50 ile 100 sunucu arasında instant recovery yapabiliyoruz. Ayrıca ve o sadece ve sadece Rubrik'te var. Sadece sunucuları değil. Database olarak yani SQL database olarak fiziksel olsa bile ben onu ayağa kaldırabilirim. Kendi kutumdan. Oracle aynı şekilde. Evet. Bu yaşadığımız şimdi, dediğim gibi endüstri standartı olan software'lerde bunu görüyoruz. Kendileri de gerçi söylüyor günün sonunda. Hani appliance'ın gücü, çok iyi bir yazılım alıyorsunuz. İşte instant recovery gibi bir özelliği var ama yedeği bir NAS'a alıyorsunuz. Aynen. Network'ten alıyorsunuz. Alırken işte bakıyorum, yani çok artık yaşanan şeyler müşteriye. Abi diyorum çok güzel backup alıyorum. Bakıyorum abi diyorum ki bak ortalama 60-70 megabyte bölü saniye ile ne yapıyorsun? Write yapıyorsun. Evet. Değil mi? Bu tarafa. Bunun bir de geri dönüşü var. Hiç hesapladın mı? Bakıyor falan bir hesaplıyor atıyor. Bir tane exchange, bir tane SQL yediğini 13 saat, 14 saatte döneceğini, o da her şey mükemmel giderse görüyor. Aynen işte. Aa yani diyor aslında benim diyor backup'ım yok. Yok yani 14 saatler, 20 saatler bazıları 3 gün sürüyor. Evet. O yüzden tabii bu hep parayla alakalı bir şey. Yani herkes bir appliance almak ister. Herkes SSD'li bir storage almak ister ama şuraya geleceğim. Hani yazılıma bir yatırım yapıyoruz. Bir future seti var. Bunun var olduğuna ve çalışacağına inanıyoruz. Örneğin instant recovery çok söylediğim bir case.
Abi diyorum ki çöp sende. Niye? Çünkü sen bir NASA alıyorsun. Yani instant recovery dediğinde nasıl risklerin üzerinde sen o sanal makine yaşayacaksın? Muhtemelen açılması bile inanılmaz sürecek. Dene diyorum. Çok zor değil zaten. İzole ediyorsun. Çok bilinen bir şey. Ethernet üzerinden tabii ki hani Tangik bilmem ne aktarmışsındır. Network'ü load balance yapmışsındır ama yani çok geleneksel kurumdan bahsediyorum. Bu özellik çöp. Çöp olmasının sebebi de backup aldığı ünitenin farklı olması. Farklı olması ve aslında bana çok uygun olmaması. Evet. Ve T anında makineyi oradan açtığında SATA disklerden vesaire aslında makine çok da bir performans vermiyor. Burada gerçekten yine güzel bir nokta getirdin hocam. Rubrik'in burada farkı hakikaten bu. Yani baştan parayı peşin alıyoruz diyorsun. Arka taraftaki orada da çok güzel modeller geliyor bu arada. Sen hani şimdi abi, belki zikredemiyoruz ama ben şimdi merak ediyorum. Gelecek diyorsun. No, Snap kesin sonunda ne? %50 indirim falan mı yapacaklar? Şimdi bizim en güzel avantajımız burada Rubin kendi üzerinde bu hizmeti direkt verebilmesinden kaynaklanıyor. Yani ben arka tarafta bir disk to disk ile nasıl çobanlayayım? Onun farkındayım zaten ama sonuçta kutunun bir maliyeti var. Yani biz burada körler sağlar birbirine ağırlar da olmaması lazım. O tarafı çok çözüyoruz. Bizi dinleyenlerin de ben COVID'de de çalıştım. Bir günün sonunda ben de storage almak isterken nasıl aldım çok oldu diye storage atıyorum 10 lira nasıl atıyorum 3 lira. Evet. Sen 3 liralık al dediler. O yüzden hani ama şey case önemli bunu bilmek lazım. Hani backup alıyorum ama T anında yöneticiye tamam 10 liralık ürünü almıyorum. Bizim problemimiz bu. Anlatamıyoruz, konuşamıyoruz, ifade edemiyoruz. Okey ben bu 10 liralık ürünü almıyorum. 3 liralık ürünü alıyorum. Evet. Ama sorun olduğunda atıyorum yedekten dönme 24 saat sürecek. Senin şirketin bir gün çalışmayacak. Hatta ben üşenmiyordum ama bir günlük şirket maliyetini çıkarıp onun maliyetini de gösterdiğimde o ürünü alıyor. Yani anlattığın sürece gerçekten firmanın hiç parası yoksa bir şey yok ama %80'i anlatamamaktan sektördeki bizim arkadaşların ana problemi o. Büyük kurumlardan bahsediyorum. %100 katılıyorum yani. Zaten oradaki insanlar, çalışanlar genellikle yani danışman modunda olduğu için adam şey modunda bir şey isteyecek sunum yapıyor. Yönetici diyor ki tamam ya Allah lanet olsun. Çünkü diyor ki sonunda ikna edecek zaten bizi. Evet. Yani backup almak güzel, eyvallah almamız gerekiyor. Günümüzün en büyük önemi. Bir dönelim. Ben öyle orada bir şey tamamlamak istiyorum. Okey. Orada hızlı bir şekilde. Tabii ki yedekleme aldıktan sonra onu arşivlemek için bir yere göndermemiz lazım. Orada Build for Cloud yazılmış. Tabii ki biz cloud dediğimiz zaman sadece dediğim gibi public cloud değil. Yani sadece Amazon, Azure vesaire değil. Kendi yaptığımız cloud da olabilir. Oraya görürsünüz. Mesela object storage var, NFS var, tape var. Ya Rubrik için biraz komik gelecek biliyorum ama tape bizim için bir bulut şekli. Yani bir cloud şekli. Ondan dolayı Rubrik'te şu özelliği var. Ben arşivleme yaptığım zaman orada sadece verileri göndermiyorum. Metadata ya da o datanın şeyleri, indeksleri de gönderiyorum. Bu ne sağlıyor? Orada Google Lite Search on Cloud diyoruz. İki arkadaş zaten Google'dan gelmişler. Orada ben benim Rubrik şeyinde Mecit yazdığım zaman Mecit'le ilgili bütün verileri göreceğim. Sadece Rubrik üzerinde değil. Eğer ben onları cloud'a gönderdiysem yani Object Store ya da Amazon ya da Azure ya da NFS gönderdiysem oradaki arşivi geri alabiliyorum Rubrik'ten. Oraya girmem gerek yok. File Level Recovery tabii ki bir dosya geri almak için çok kolay. Güvenlik orada hızlı bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Rubrik 5 yaşında bir firma. Çünkü en yakın rakip şöyle diyeyim. 10-12 sene önceden doğmuş. Şunu söylemek gerekir. Niye? Çünkü 12 sene önce ransomware yoktu. O kadar cyber security üzerinde şeyler yoktu. Ondan dolayı Rubrik şey dedik. İlk günden itibaren biz bu güvenliği meselesi ciddiye almamız lazım. Tabii ki encryption şifreleme herkes yapıyor onu ama biz sadece verileri değil biz şey diyoruz data ve metadata yani o katalog da şifreli. İkincisi de ransomware için ne yapabiliyoruz? Biliyorsunuz biz yedekleme aldığımız zaman da bir storage üzerinde kaydediyoruz. O storage açık bir şekildeyse ben hacker'ım orada girerim o sisteme sadece production değil yedeklemede de şifreleyebilirim. Bunu gördük birçok yerde gördük. İngilizce tabiri caizse game over yani oyun bitti. Çünkü orada benim production gitmişse yedekleme de gitmişse geçmiş olsun dememiz lazım. Çünkü abi, artık parayı ödeyip açıyoruz ya başka yolu yok. Yani biz de ne yazık ki çok gördük. Tamam.
Ondan her dolayı şey biz... Yok, yanlış anlama. Hani gerçekten game over. Yani bütün olay bitiyor. Belki senin o atıyorum rubriye, A'ya, B'ye, antivirüse, işte ne bileyim firewall'a vermediğin parayı hacker'a veriyorsun, rahatlıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan dolayı biz her yedekleme yazdığımız zaman da o read only, yani sadece ondan okuyabiliyorum. Tekrar onu değiştiremem. Zaten rubrik sistemi kurduğumuz zaman da kapalı bir sistem. O dosyalar dışarı hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve o golden image, yani tabir caizse o altın bir şey gibi, artık onu değiştiremem. Ben o ilk yedekleme, full yedekleme aldığım zaman sonra hepsi incremental oluyor zaten. Bunları kimse değiştiremez. Rubrik CEO'su da gelse, Mecid gelse, ben gelsem orada hiçbir şey değiştiremiyoruz. Sonraki slide'a geçebiliriz. Okey, ama burada tabii istersek silebiliyoruz değil mi? Biz yetki kapsamında atıyorum birisi GDPR veya KVKK'dan dolayı. Tabii ki onu yapabiliyoruz ama onun bir şeyi var. Bir algoritma var ve bir sürü şeyleri var. Burada çok kısa bir şey diyeyim, hani onun altını çizmekte fayda var belki. Hani biz sadece backup'ı, şifreli backup'ı, ransomware gibi ataklara karşı korumuyoruz. Metadata'yı da, indeksi vesaire her şeyi koruyoruz. Yani bir klasik bir yedekleme tarafında gidip de hani backup'ı belki şifreliyor, ransomware koruyor olabilir ama metadata, yani SQL database'ini, Oracle database'ini şifrelediğinde yine bittin. Evet. Dolayısıyla bütünsel bir güvenlik var burada. Evet. Burada şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yani rubrik sadece diyelim ki sunucular için değil. Tabii ki sana sunucular için değil. Yani VM olsa bile, VMware, Nutanix, AHV, Microsoft Hyper-V, fiziksel olsa, buluta gitmişseniz olsa, yani Office 365 vesaire gibi bir uygulama varsa bunu da yedekleyebiliyoruz. Şimdi yeni nesil database'ler var biliyorsunuz. NoSQL, Cassandra, MongoDB vesaire, bunları da kapsabiliyoruz. Sonra slide'da şey geçebiliriz. Ama hepsini açalım. Tabii ki rubrin mantığı şu. Yani verileri yönetmek demek, bu verileri nerede olursa olsa onları yönetmek. On-prem olabilir, data center içinde olabilir, bulutta olabilir. Diyelim ki ben bugün on-prem kullanıyorum, yarın Azure'a geçtim. Ama bir sene sonra ben tekrar on-prem geri dönmek istiyorum. Rubrik'le bunu yapabiliyoruz. Diyelim ki ben Amazon AWS kullandım. İki sene sonra ben Azure'a gitmek istiyorum. Onu da yapabiliyoruz. Ya da hepsi birden kullanmak istiyorum. Bunu da yapabiliyoruz. Bunu gördük. İşte abi Rubrik... araya giriyorum. Startuplar için çok tehlikeli bir şey anlatıyorum şu anda. Bizim Türkiye'deki startuplarda şöyle bir bilinç var. Globaldeki arkadaşların kavrayamadığı. Önce Microsoft'a çöküyorlar, kredi alıyorlar. Bitiriyorlar. Sonra Amazon'a gidiyorlar, bir startup'ız. Onlara çöküyorlar, ondan kredi alıyorlar, bitiriyorlar. Sonra Google'a gidiyorlar. En son bir yerde kalıyorlar. Ne yazık ki bunu Türkiye'deki lokal arkadaşlar biliyor. Globaldekiler pek anlayamıyor. Özetle bir startup birinden atıyor 100 bin dolar, öbüründen 100 bin dolar, öbüründen 100 bin dolar sallıyor. 300 bin dolarlık krediyi yiyor. Şimdi sen bunu söyledin, direkt şey derler. Ya hiç biz böyle migration'la da uğraşmayız. Basalım, alalım rubriyi. Krediyi bitince Amazon, oradaki bitince. Çok tehlikeli. Onlar abla bu konuyu hızlı geçelim. Tamam, peki. Geçelim. Okey. Otomasyondan bahsetmek istiyorum burada. Bunlar sadece bazı örnekler. Yani bizim platformumuz otomasyona açık. Yani orada VMware vRealize varsa, PowerShell, Puppet, Chef vesaire, bu uygulamalar varsa biz onların çok kolay bir şekilde entegrasyonu yapabiliyoruz. Sadece bunu söylemek istiyorum burada. Bunu geçebiliriz. Abi. Evet. Çünkü bizim IT'deki insan gücünün maliyetini azaltmaya çalışan firmalar için özellikle otomasyon, gerçi global bir trend bu. Her ne kadar bizi dinleyenler, vay arkadaş yine bizim ekmeğimize kan doğuruyorlar moduna giriyor ama şimdi ServiceNow çok bilinen bir ürün. Evet, aslında burada bir örnek vermekle daha doğru yapmış olacağım. Otomasyon olarak. Ya hatta biz yayınladık onu bizim rubrik sayfasında. Amerika'da biliyorsunuz orada o şey çok oluyor. Nasıl derler ona? Fırtınalar. Birisi şöyle yapmış. Weather.com orada bir API var. Entegrasyon yapmış. Şöyle, eğer rüzgarın hızı diyelim ki 100 kilometreden fazla olursa direkt olarak rubrikle
Instant Recovery şeyle özelliğiyle ekleyip. Disaster Recovery sitede o makineler ayağa kaldırıyor. Bunu da yaptı ve bizimle paylaştı ve o hikayeyi biz de paylaştık kendi sayfamızda. Yani bu kadar ya, fanteziye girmeyecektik ama abi evet, yani şey, şu anda biraz da yani belki oturuyor olabilir. Yani hakikaten neden geleceği yani yedekleme çözümlerini abi şey şeydi. İçin bile önemli ya, basit biz disaster testleri, evet, backup testleri yapmıyoruz veya yapamıyoruz veya imkanımız olmuyor. Ama bu ürünleri kullanarak işte PowerShell'le servis sınavı, kişi müşterilerimin belki benim yarısında servis sınavı var, kurumsal müşteriler. Evet. Adam düşünsene oradaki bir hani workflow'a şey ekleyecek, ayda bir git diyecek, aldığın şu backup'ı buraya dön falan, aynen, filan hani süper. Yani güzel. Bu entegrasyon da hani kurumların kendi içinde IT çok, çok bir şey. Yazılım bilimleri var mesela. Rubrik bu APIs'i üzerinden kendisi bile geliştirebilir yani bu şeyi. Vakti değerli kullanmak. Evet. Son. Şu az kaldı. Bunu hepsini açalım lütfen. Açtım abi, hepsini açıyorum ben. Bu da bu da artı işte bu vizyona bir örnek. Ha, bu bizim vizyonumuz aslında. Bu bizim vizyonumuz. Biz şöyle diyoruz. Yedekleme ilk etap. Yani veriyi yönetmekle ilk etap o verilerin yedeklemesi. Biliyorsunuz şimdi belki bu sene değil, 2 sene sonra değil ama 5 sene sonra o bulut meselesi daha yaygın olacak. Private olabilir, public olabilir. Yani ben de sadece bir data center olmayacak. Bir sürü data center'ım olacak. Peki, evet, ben o verilerin şu an nerede? Orada onları nasıl yönetebiliyorum, nasıl görebiliyorum? Bir platform oluşturmak gerekir gördük. Yani rubrik olarak. O yüzden biz Polaris bir SaaS platform, yani bulut üzerinde. Oraya sadece metadata gönderiyoruz. Tabii ki datayı göndermiyoruz oraya. Sadece onu göndererek datanın şu an nerede olduğunu tespit edebiliriz. Bu birinci, bu global management diyoruz ona. İkincisi de, o da çok önemli. Asıl mantık o datadan faydalanmak. Yani ben bugün yedekini alıyorum, tamam. Bir şey olduğu zaman da restore edebiliyorum. Ama peki ya ben fazlasıyla yapabiliyorsam o datayla? Misal veriyorum. Diyelim ki ben her gün yedekleme alıyorum. Büyüme oranı günde, misal veriyorum, 100 GB. Ama bir gün o yedekleme 1 TB olmuş. Tamam. Orada rubrik şunu diyor. Bir saniye, ben her gün 100 GB alırken bu niye 1 TB çıktı? Demek ki orada o günde anormal bir şey gördük. Ransomware olabilir. Çünkü biliyorsunuz ransomware şöyle yapıyor. Gidiyor bütün dosyaları şifreliyor. Sanki o dosyalar yeniden. Çünkü biz incremental aldığımız için. Yani sanki o gün yeni bir imaj gibi oluşturdu orada o makinede. Rubrik bunu görünce, aslında bu var şimdi. Rubrik bunu görünce bir uyarı gönderiyor. Yani diyor ki ben her gün 100 GB alırken bugün 1 TB ya da 500 GB oldu. Orada yanlışlık var. Fazla da veriyoruz. Şey gösteriyoruz. Hangi dosyalar, hangi veriler değişti? Bunu da gösterebiliyoruz müşteriye ve bir tıkla geri dönebiliyoruz. İkinci bir misal orada. Ben her gün 100 GB büyürken bir gün 1 GB'a düştüm. Demek ki o gün büyük bir kısım bir silinmiş, bir kayıp olmuş. Rubrik de onu da gösteriyor. Yani rubrik diyor ki bugün bir problem oldu. O yüzden uyarı gönderiyor. Tamam, bak burada bir data sızıntısı olabilir. Yani orada şey dediğimiz Information Governance Data Intelligence bir sızıntı olabilir. Mesela orada hatta yeni bir uygulama çıkacak çok yakında. Diyelim ki o datanın arasında o GDPR meselesine geleceğim. Orada mesela kredi kart numaralar var ya da kimlik numaraları var. Eğer bunları rubrik görüyorsa uyarı verecek. Diyor ki orada açık bir data var. O datanın içinde bu şey bilgiler var. Yani uyarı veriyor. Yani o yüzden Polaris ve rubrik, yani Polaris'le yedeklemeden öteyi daha fazlasıyla o böyle bir compliance platform oluşturmak çalışıyoruz. On-prem olabilir, cloud olabilir, uzak şey merkezlerde de olabilir. Yani bunun şeyi bu. Mecid, bir şey eklemek istiyorsan. Bu Polaris rubrikin bir servisi değil mi? Öyle anlıyorum. Software'de servisi olarak çalışan. On-prem'de çalışabiliyor mu? Değil. Şu anda değil. Tamam. Yaptığı şey aslında rubrik backup appliance'lardan ve software'lerden
Evet. Topladığı backup'lara ait metadataları alıp aynen. Bunların üzerinden bilgileri bize değerli hale getiren bir platform. Analytics. Evet. İşte aynen. Ne kadar backup alıyorum, backup cevap yoktu. Polislerim ve işte anomali var mı, evet, bilgi sızıntısı var mı, işte search yapabiliyorum. Aynen. Bir nevi aslında benim hangi platformda olursa olsun, cloud'da, private'da, on-prem'de, uzak site'da, evet, merkez ofiste tamamını, metadatasını cloud'a koyuyor. Ben cloud'da datayı değil, metadatayı, yani datanın aslında özetiyle çalışıyorum. Evet. Aynen. Güzel. Yani bu evet, bu farklı bir kavram. Bunu başka bir backup üreticisi yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yani benim bildiğim, bizim en büyük farkımız bu. Evet. Yani Mehmet de zaten aldı. Bunu soracağım. Bu mühendisi var ya sizin kurucularından biri. Evet. İşte şey diyordunuz, hani arama çok iyi. Mesela genel olarak şimdi biz KVKK, GDPR konuştuğumuz yerde bir şey kezi var. Backup'ın içerisinde arama. Yani bunu o zaman yapabiliyoruz gibi anlıyorum. Yani backup'ın içerisinde evet, şu kişiye tabii ait veya böyle bilgi var mı? Evet. Tabii var. Evet var. Öyle bu özelliği var. Ama sildirme yok değil mi? Yani bu bilgileri gördüğün backup setleri aç, datayı sil, bir daha öyle bir case yok herhalde. Şöyle bir Avrupa'da bunu gördük. Başka bir sistemle entegre edip bu fonksiyonu getirebiliyoruz. Süper. Yani başka. Yani bunu API'la abi çok Mehmet duydun böyle bir şey. Her backup çözüm için çok soruyorlar haklı olarak. Tabii bunu soranlar banka, telekom, GSM gibi. Hani anlıyorum. Bunların doğru böyle bir derdi var. Çünkü adam datamı sil dediğinde abi 3 gün, 5 gün, 10 gün uğraşıyor bir kişi için. Adam da atıyorum 5 milyon kredi kartı müşterisi evet, var zaten. Adam hangi biriyle uğraşacak? Neyse anladım, parası vereyim diyor. Okey, ben webcast'ten sonra onu öğreneyim. Bunu ayrıca konuşuruz. Tamam. Tamam. Devam edebilirim. Tamam. Devam edelim. Evet. Zaten neredeyse bitirdik. Sonraki slide. Evet aslında bu slide'ı Mecit'e bırakacağım ben. Eyvallah, bana bırak. Sağ ol. O zaman ben özet yapmış olayım. Rubik hani bizim başta biraz iddialı belki giriş yaptık ama hani geleceğin hani yedekleme, kurtarma falan mesela çözümü diye biraz daha onu tamamladığımızı düşünüyorum açıkçası şu anda. Son sunumla beni oraya kadar iyi gidiyordunuz da ya evet, acaba dedim çok mu iddialı bir başlık? Evet. Son konsept çok iyi. Yani ne kadar iyi çalıştığını görmek lazım. Hani her şey sunumdan ibaret tabii, değil. Tabii, aynen. Ama söylediğiniz şeyleri özellikle anomali seviyesinde yapabiliyorsanız evet, bu güzel bir şey. Dolayısıyla bütünler veriyi tek bir platform üzerinde yönetebilmeyi sağlıyoruz. Yani bizim vizyon bu özetle. Aha. Burada bakın yani bir backup tarafında görebileceğiz bütün aslında uğraşılar ya da sorunlar çözüyoruz aslında evet, burada. Evet diyoruz mesela selfie'lik bir arkadaşından bahsettik, büyüdükçe ya da sistemin kendi içinde zaten ilk aldığınızda bile sistemin ev yöneticisi var kendi içinde her şeyle. Gençe geliyor cihaz zaten. Arayüzü vesaire, yönetim arayüzü, backup falan hepsi. Yani Ruby'in hani en güzel tarafından bir tanesi kolaylık. Yani mesela Ruby'in IP adresini alıyorsunuz, bizim şu anda yüz kezlerimiz olduğu için çok iyi biliyorum. Koyuyorsunuz şeyde, kabinde, yerine. CLI'den bir komut giriyorsunuz. IP vesaire giriyorsunuz. 40-45 dakika hani bilemedin. Şey çıkıyorsun lazım. HTML'den her şeyi yapıyorsun. Bu kadar. Bir sonraki webcast'te canlı demo. Diğer üreticilerle bunu yapıyoruz. Özellikle bir tane hype. Tamam. Seve. Çünkü bunlar da donanım değil. Ya yani donanım diyor sonuçta bir teneke. Biz ona zeka katıyoruz. Senin dediğin aynen gibi. O zeka yazılımla. O zaman göster abi dedim. Seri bir şekilde hakikaten işte en son hatta bir provisioning vesaire gösterdi. Database tarafını gösterdi. Adam evet, 13 dakikada falan 4 not işte şey kurdu. Oracle cluster kurdu falan. Hani adam gösterdi. Aynen. O konuda hiç sıkıntımız yok. Biz üst kontrol dedik. Zaten bahsettik. Yani çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Arkadaşlar. Lightbox, SQL, Oracle yani ben de SQL ya da Oracle database'ini bir test developing şey olabilir müşterinin ya da atıyorum görmek isteyebilir. Oradan bir tablo almak isteyebilir. Production çalışırken backup'tan Ruby'den direkt SQL sunucuya, Oracle sunucuya o database'i mount edip canlı bir şekilde bunu da yapabiliyorum, görebiliyoruz. Performans, hani zaten scale-up mimarından bahsettik. İçinde flash optimize olmasından bahsettik. Performans sağlıyor olacağız. Bu performans bir flash var mıydı? Flash disk yoksa? Flash var. Hatta var. Bilmiyorum burada Mehmet söyleyebilir miyiz? Bir sonraki şeyde yine bunlar yayınlanacak mesela. Flash temelli bu gitlere geliyor. Hmm, okay. Tamamen sonra flash olacak. Tamamen değil ama flash o yoğunluk diyelim. Yoğunluk. Okay. Evet, aynen. Visibility tarafında hani analytics işte Polaris'te falan mesela reporting kısmı hani arayüzden giriyorsun HTML'den zaten. Evet. Çok güzel böyle her şey yani böyle güzel grafiklerle falan vesaire rapor alabiliyorsunuz bu arayüzünden. Security'den zaten Mehmet bahsetti. Uçtan uca bulut dahil her yere biz güvenli bir şekilde veri
gidiyor. Tekilleştirme, sıkıştırma işin içinde ve end-to-end encryption'ın yanında global tekilleştirme var. Yani ben bugün lokaldeki şeyin backup'ımla buluttaki backup'ım, onlar da tekilleşmiş. Konuştan tecrübeli olduğum bir şey. Global tekilleştirme çok değerli bir özellik. Riverbed'den gelen arkadaş muhtemelen orada kendi şeyini konuştuyor. Ekip efsane ya zaten. Flexibility, hani ben o bir arkav yapmak istediğimde buluta ya da bir object storage ya da bir NFS şeyi atabiliyorum. Cloud'a İlla Ruby üzerinde kalmasın diyebiliyorum. Post-saving, hani bizim belki de en güzel tarafımız Ruby'in temelde bu backup operasyonlarını yapmak için herhangi bir terabyte CPU vesaire host sayısı, VM sayısı. Evet, aslında oraya hiç girmemiştik. İnsanlara modeline ihtiyaç yok. Ben kutuyu alıyorum, bitti. Evet, kutuyu alıyorsunuz. Bulutla ilgili bazı şeylere tabii bazı kostlar var tabii. Bulut işin içine girdiği için oradaki kostları sizin bir şekilde karşılıyor. Yok şey değil, yani Azure tarafı, Amazon tarafı tabii ki. Evet, oradaki entegrasyonları var. Kutular neye göre satılıyor? Kutular aslında terabyte, yani bir size çok, evet, çok basit kutular var. 4 model var. Bu 4 model burada şey çok kolay aslında, kitlis. Donanım, support. Bunun birleşimi bu kadar. Yani peki, çok fazla bir şey yok. Atıyorum bir müşteriye gittiğinde şimdi bir müşteri var, 4 datası var. Evet. Diğer bir müşteri var, 4 terabyte datası var ama biri atıyorum banka, sallıyorum çok hızlı backup almalı, çok hızlı dönmeli. Evet. Öbürü COBOL, ya ortalama hızda almalı, ortalama hızda dönmeli. Yani appliance'ları koyarken bunun bir throughput'u vesaire hani... Evet, performans tarafında aynı segmentte. Yani node sayısı belirler tabii. He, ama kapasite değişiyor. Tamam. Burada kapasite değişen kapasite. O zaman temel bir engine değişiyor. Temel bir performansla geldiği için gerçekten çok düşük performans ihtiyacı olanlar için ürün pahalı gelebilir. O yüzden belli bir bazınız var aslında. O bazı gerektiren müşterilerle başlamanız lazım. Evet. Yani atıyorum COBOL zaten nasıl alıyor? COBOL için fazla olabilir. Nasıl onun ihtiyacını görüyorsa. Bunu niye sordum? Aslında bunun hem artısı hem eksisi var. Artısı belki şu olabilir. Bizdeki gibi X bir müşteriye yanlış bir sizing verme şansın olmaz. Çünkü terabayta göre verdiler örneğin bize zamanında. Terabayt tutuyordu ama full backup aldığında makine yamuluyordu. Yani sizde böyle bir durum olmaz. Ama aynen, daha küçük kutuları olmadığı için performans olarak da belli bir maliyetten başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Bizim en küçük kutumuz 11 terabyte net kapasite veriyor. Bu tekileşmiş kişi hariç. Dolayısıyla aslında çok makul. Yani bu hani COBOL diyoruz ya, COBOL tarafında da aslında kabul görebilecek seviyelerde kalabiliyoruz yani. Orada biz şeyimiz yok yani, bir fiyatı scale out diyoruz ya, hani küçükten o büyüğe doğru gidebildiğimiz için bunu yani zaten ölçeğe aslında uygun. Ya bunu zaten sonraki slide'da görebileceğiz evet, zaten. Aynen, scalability dedik zaten, onu anlattık. Automation bahsettik. Günün sonunda olay efficiency. Bir sonraki slide'da ne var, bunu görelim. Mesela bu işte, ben buraya mesela, yani işim, ben kaba tabir ediyorum, takıntılıyım. Yani bizim Türkiye'de özellikle en takıntılı olduğum şey, biz mesela biliyorsunuz, çok da vaktimiz kalmadı ama çok kısa anlatacağım. Yani biz mesela günün güncel biraz meseleyle bağlayayım. Biz diyoruz ki işte cari açık var, çok cari açık. İşte bundan dolayı biliyorsunuz, en büyük sıkıntı firmaların aslında çok fazla dışarıdan mal almasından kaynaklanıyor. Aslında döviz kullanmak. Aynen, dışarıya çok fazla döviz gidiyor. Şimdi Rubik'te biz bir tane case'imizde, şunu çok samimi söylüyorum, 5 yıllık bir t-shirt 200-300 bin dolarını kazandırdık bir şey. Bak bu ne demek biliyor musun? 200-300 bin dolara dışarı yatırım yapmayacak demek. Yani 5 yılda 1,5 milyon TL mi kazandı? Değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani müşterinin sayısı Türkiye'de mi oldu? Aynen, aynen. Satıldı. Şu anda inşallah hani son aşamasına geldik diyeyim. Ama TCO'da bunu görünce müşteri hakikaten inanılmaz güzel bir şey yani. Bunu görebilmesi önemli çünkü biz bunu göremiyoruz genellikle. Ya yani yine ayırıyorum her zaman. Bunu gören firmalar var çünkü ona göre yatırım var. Yani adamın yazılım var. Şirketi bir saatte durduğunda kaç para kaybettiğini görebiliyor. Evet. Ed olarak basit bir şey. İşte ne oldu? Atıyorum şu sistem arızalandı. Okey. Neden 2 saat sürdü? İşte SLA'yı atıyorum 2 saat kaldı. Peki kaç paraya aldık SLA 2 saatlik? Yani 3.000 dolar. Evet. 1 saatlik alsaydı kaç bin dolardı? 6.000 dolar. Biz ne kadar zarar ettik? 30.000 dolar. Bitti. Hatalı yöneticisi. Çok basit. Seviyorum. Evet. Amerikanlar da böyle. Yani bir şeylerden kaçıyoruz ya. Onu almayalım, bunu almayalım, onu almayalım. Sonra bir kesinti olduğunda biz abi %80'i firmaların evet, hadi geçmiş olsun diyor. Yani ne kaybettiğine bakmıyor. Aslında baksa yanlış bir yatırım yaptığını anlayacak. Bu dün mesela VDI'yi anlatıyorduk. VDI'de de öyle. Yani işte VDI pahalı. Abi neye göre? Web sitesi açtım.
Adam her şeyi koymuş. PC'ye ya demiş ki sen yaz. PC'ye kaç para veriyorsun? ThinkLine'e kaç para veriyorsun? Evet. Elektriğe kaç para veriyorsun? Ortalama yazılım maliyeti ben normal bir PC olduğunda. İşte biz bu sol taraftaki kısmı hesaplayamadığımız için bizim için standart yatırım. Yani antivirüs alıyoruz, antispam alıyoruz, firewall alıyoruz, evet. backup alıyoruz. Bu dördü belki beş böyle bundle bizde. Her evet. KOBİ'ye de git, en büyük kurumsal da git. Evet. Klasik alıyorlar. Evet. Ama bunların tamamını... Burada... Dinliyorum burada abi. Burada izin verirseniz, yani çok doğru söyledin Hakan abi. Müşteri genelde şunu düşünüyor. Mesela ben sadece yazılım tarafı değiştiriyorum. Ama onun altında ne olduğunu unutuyoruz bazen. Ama ben burada yine bir müjde vermek istiyorum. Çünkü bunu çok gördük. Sadece Türkiye'de değil, birçok yerde gördük. Misal vereceğim. Diyelim ki ben 3 yıl içerisinde maliyetim, yani aynı şey çözüm devam edersem $300,000. Sadece rakam atıyorum. Rubrik'le 3 yılda $150,000. Yani %50 tasarruf var. Ama müşteri geliyor diyor ki tamam ben faydasını görebiliyorum. $150,000 faydasını sağlayabiliyorum ama $150,000 param yok şu an. Yani ödemiyorum. O yüzden biz Rubrik olarak şunu yaptık. Dedik ki tamam o $150,000 ben senden peşin istemiyorum. O $150,000 OPEX bir şekilde Rubrik'e ödebilirsin. Şunun faydası şu. Birincisi 3 yılda yılla yıl ödemek oluyor. Dördüncü yılda, yani üçüncü yılın sonunda eğer devam etmek istiyorsa müşteri, dördüncü yılda yeni bir şey yaparak yeni bir kutu veriyoruz. Yani yeni sil kutu varsa onu veriyoruz. Orada data migration işini bedava sunuyoruz ve yeniden health check yapıyoruz. Tabii ki bu faydası olacak düşünüyorum. Yani 1 Şubat evet. itibariyle evet. Bizim bu işi. Sevdiğimiz bir model taksit. Taksiti severiz abi. Evet, böyle bir model de var. Sadece taksit değil. Daha değişik şeyler geliyor. Onlar da. Yeni bir kutu. Yani o kutu diyelim ki şimdi 6000 serisi var. Diyelim ki 8000 serisi çıktı. Evet. Ben o 8000 serisi veriyorum. O 6000 serisi yerine. Yani bunu söylemek istiyorum. Sanırım zamanımız kısıtlı. Aslında yetiştirdik. Yok, sonraki slide sadece herhalde bir slide kaldı. O sonraki. Bunu geçelim. Tamam. Bunu da geçelim. Evet. Şimdi bu soru çok geliyor. Siz Magic Quadrant'ta neredesiniz? Magic Quadrant'ta biz Visionaries'de ama şunu söylemek gerekiyor. Genelde bir firma ancak ve ancak 10 yıl sonra ya da 8 yıl sonra bir Magic Quadrant'a girebilir. Burada bu 2017 Temmuz ayındaki çıkmış olan Magic Quadrant. Orada görüyorsunuz Rubrik, yani o zaman da 2,5 senelik bir şirketti sadece. Ya da 3 diyeyim. Direkt olarak Visionaries girdik. Şey yaptığımız zaman, liderlerle yaptığımız zaman bizim vizyonumuz daha önde. Peki Rubrik niye Visionaries'de geldi? Çünkü 2017'de çalışanların sayısı herhalde 500'dü. Şimdi çalışanların sayısı dünyada 1600'e geçmiş. Bu bir. İkincisi de yani Rubrik bir senede ne kadar, kaç milyon dolar yapmış? Yani o senede diyelim ki 200 milyon yapmışlarsa tabii ki şimdi o kat kat da daha büyük. 2018'de zaten bir Magic Quadrant çıkmadı. 2019'da bekliyoruz ve biz lidere doğru gideceğimiz inanıyoruz. Yani o beklentimiz şu. Evet. Sonraki slide o son slide olacak. Sonraki. Ya bizim Ruby'de önünde şu anda tek bir şey var. Çalışan sayısı ve şu anda çok ciddi globalde büyüyor zaten. Vizyon olarak, teknoloji olgunluğu olarak zaten. Peki abi, biraz evet. da sorulara bakalım varsa aslında. Evet. Tamam. Öncelikle ağzınıza sağlık. Mehmet, eyvallah. Mecit, ikinize de çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza bal çaldınız, öyle söyleyeyim. Ama ben malı görmek isterim. Çünkü tabii. Ben pek çok backup yazılımı biliyorum, kullanıyorum, danışmanlığı yapıyorum.
Hazır, yani, hazırsanız Mecit'te iki tane var isterseniz. Abi söylemiş olalım. Evet, doğru. Abi ofiste göf şimdi markasını söylemeyeyim. Başka donanımlar da var. Herkes bir şey bırakayım abi. Abi bir incele modunda da. Ya ben şöyle, hazırız yani. Gerçekten vaktim yok. Mecit'te gördüm farklı. Yani şöyle düşün abi. Hyperconverge geliyor gidiyor. Storage geliyor gidiyor. Bizim ofis artık yol geçen anına döndü. Şeyi çözdük. Artık buraya almıyoruz abi ürünü. Çok ses çıkarıyor diye ürünler. Yani bir data center'a koyun. En son öyle çözdük. Biz buradan bağlanalım ama bakalım. Hani malı tabii görmek ki adına. Ama gerçekten şey yapmak isterim. Hatta production'da çalışan bir müşteri varsa da site visit yapabiliriz. Tabii ki. Peki. Şimdi sorulara bir bakalım. Soru varsa arkadaşlar. Sesleri geçiyorum. Hep bizim gündemimiz ses oluyor. Abi Levent açmış mikrofon kondanser. Duvarlar tahta, çerçeve, çiv, bez, panolar, asma faydalı olur. Mikrofonun arkasına tahtadan bir panel koymak denemek. Süper ya adam. Abi konumuz backup. Bizimkiler fena halde sese takmış durumda. Peki evet, slide alabilir misiniz? Evet, info@çözümpark.com'a şey yaparsanız slide'lar alabilirsiniz arkadaşlar. PDF olarak göndereceğiz. Pekala. Hangi meseleyi de çözsün? Demoyu biz de görsek. Ses olabilir abi. Demoyu biz de görmek istiyoruz. Tamam olur. Yani bir sonraki webcast'te demo yapalım abi. Yani olur. Canlı bir demo yapalım. Tabii ki. Ona göre bir setup kuralım. SQL olsun atıyorum. Ne bileyim işte Oracle olsun şu bu. Onu bir görelim. Tabii tabii. Sorun yaşadığında evet bu çok güzel. Sorun yaşadığında ilk destek Türkiye'den mi alıyoruz? Evet ürünü aldım. Ah harika. Güzel bir soru gerçekten. Benim de aslında dokunmam gereken bir yerde. Şimdi şöyle, Rubrik'in belki slaytlarda vardı ama güzel bir tarafı şu an diyoruz ya, yeni bir ürün evet ama support tarafı çok iyi. Şu anda biz mesela case study'imizde ben şunu söylüyorum mesela müşterimize, biz varız evet, bizim de tek çünkü dedik ki katma değer. Bizim şu anda arka tarafta bizim ekibin yarısından fazlası teknik zaten. Bu noktada biz zaten her zaman işin içinde varız. Müşterimize yani sen gidiyoruz. Distribütör olarak ben zaten ürünle beraber veriyorum. Ama artı olarak şunu söyleyeyim, Rubrik özelinde konuşuyorum. Rubrik'te bir mail adresi var, support@rubrik.com. Yani kafanıza takılan herhangi bir soru olur, sıkıntı olabilir, ya şu hatayı aldım ya da şunu yapacağım, nasıl yaparım? Ya bunlar dahi... Şu aslında abi, Türkçe support. Evet, yani Türkçe support benim tamam şu anda. Ama şunu söyleyeyim, çok hızlı bir şekilde yurt dışında kezler mühendis atanarak devam ediyoruz. Ben bu tür üreticilerin İnanılmaz zaten global supportlarından sorumlu olacağını sanmıyorum. Ben de müşteri evet oldum, hep danışman değildim. Bu soruların nedenini biliyorum. Yani support'u kötü olan çok fazla ürün yok artık. Yani evet, ciddi manada. Hele işte Hindistan sağ olsun, benim mesela bir X bir ürün var. Abi adama soru soruyorum, bağlanayım diyor. Ya diyorum oğlum istemiyorum bağlanmanı. Ya bir soruyor, abi diyor bakayım. Hani support o kadar iyi. Ama şu Türkçe desteği. Yani sürekli ben görüşüyorum adamlarla. Adamlar da süper bak. Support 10 numara bana göre. Evet. Çünkü yani adam bekletmiyor ve hep şu bağlanayım abi diyor. O aynen kadar açıklar. Şu an onu yaşıyoruz. Biz her zaman... Ama bu soru şu abi. Türkçe support var mı? Çünkü kesinlikle Türkiye'de bu bir sorun. Şöyle özetliyorum. Türkçe support yok. Distribütör support var. Evet şu anda bu biz her case'in içerisinde zaten oluyoruz ve case'i yönetiyoruz. Şu anda da hani çok şükür herhangi bir şey müşterilerimizde bir memnuniyetsizlik oluşturmadı. Tamam. Rubrik zaten burada en ana oyuncu olduğu için Rubrik hiç yaşatmadı zaten. Bir de başlamayan backup 1.05'te de başlamazsa benim sorum onu dönemek lazım. Peki soru ne olacak? Hani baktı network'te latency var, disk'te latency var. Oynamıyorum lan ben dedi Rubrik. Almadı backup'ı. Aynen burada bir dedik yani bir yapay zeka çalışıyor. Rubrik için temel mesele şu. Sizin 1'de başlamayabilir, 1.05'te başlamayabilir, 1.10'da da başlamayabilir. Ama Rubrik başlamam diyor ki şöyle, Rubrik, hani Esin'e dedik ki günde 4 backup al. Evet. Ben günde 4 backup alacağım kardeşim. Dolayısıyla bu arka tarafta çalışan zaten yapay zeka engine o SLA'yı tutturmak için çalışıyor. Belli bir ödeme yapıyor. Mesela örnek veriyorum. O zaman. Evet aynen örnek veriyorum. CPU utilizasyonu yükseldi. CPU utilizasyonu yükseldikten sonra 1'de başlayan cabı Rubrik diyor ki 15 dakika sonra tekrar geleceğim diyor. 15 dakika sonra tekrar gidiyor. Eğer backup çünkü backup için içeride bir işlem var. Evet. Şimdi ben backup alırsam iyice satır edeceğim sistemi. Evet. Dolayısıyla Rubrik bunları yapıyor. Yani arkada ama temel amacı SLA ama günün sonunda o backup'ı alıyor diye. Alıyor, aynen. Almak zorunda. Aynen. Sadece SLA'yı tutturduğu için saat aralıkları yakın olabilir. Yani aynen, çok utilize bir gündeyse, biraz da beklediyse
4 backup eşi dağılmaz ama biraz daha yakın zamanda 4 backup olur gibi. Aynen. Bütün içerideki engine bunu çalışıyor. Yani siz nasıl bunu görmek lazım. Yani. Evet. Yani görmeden bunu yani herkesler işte bir tane cihaz mesela 1 saatte bile çalışıyor. Bir tanesi 4 saatte bile çalışıyordu. İkisi beraber şu ana kadar gayet güzel çıkıyor. Peki bunu production'da görmek lazım. Aynen. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Finansta referans var mı? Türkiye'de olmayabilir ama globalde Türkiye'de var mı finansta referans? Türkiye'de yakın zamanda diyelim ama globalde var tabii. Okey. Globalde var. Türkiye'de yok. Evet. Teşekkürler. Merkez ve şube yapısında kullanım nasıldır? Her lokasyonda gerekir mi? Merkezi yönetim yapılabilir mi? Global ve lokal olarak düşünelim. Evet. Buna da şöyle cevap verelim. Merkez ve şube yapısında kullanılabilir. Rubri'yi biz bahsetmedik. Atladık. Bu soruyu hatırlatmış olalım. Virtual Attenance'lar da var. Ben merkeze... Proxy gibi çalışıyor. Aynen. Aslında proxy gibi de değil. Lokalde hem proxy gibi çalışıyor hem lokal backup'ı da aldırıyor. Hatta oradan bile arşiv. Yani Ruby'in bütün temel... Ama o zaman tabii büyü şöyle bozulur. Sen şimdi kutuyla geliyorsun ya. Bir performans alt limiti var. Aynen. Bravo. Alt limiti hiç düşünmüyorsun. Evet. Virtual Attenance'a girdiğin anda... Şube diyoruz ya zaten. Evet. Şubelerde bu tip imkan var. Yani şubelerde ben yine orada backup alabilirim. Lokalde backup edip servis gibi... Sonra onu replikelip Zastra Services gibi yapma şansım var. Evet. Var arkadaşlar. Peki sorularınız için teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Mehmet Dubai'ye selamlar. Çok teşekkürler. Değerli bilgilerini paylaştığın için. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Ve inşallah tekrar bir demo yapalım. Öyle tamam. En kısa sürede de yüz yüze görüşmek üzere. Seni de ofise bekliyoruz. Tamam. Geliriz. Mecit sana da teşekkürler. Arkadaşlar bir sonraki çözüm webcast'inde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi çalışmalar herkese.